Hepinize tekrardan merhaba, ben Dila. Bugün size burun estetiği, burun ameliyatı sürecimden bahsedeceğim. Deneyimlerime göre nelerin bence önemli olduğundan da bahsedeceğim. Bence ameliyat olmak isteyenler için bu videolar çok güzel bir rehber oluyor. Nasıl bir süreç geçireceğiniz. Ben ameliyat olacağım zaman bu tarz videoları gerçekten çok izlemiştim. Ve bu tarz videoların bana bu süreci iyi geçirmemde yardımcı olduklarını düşünüyorum. O yüzden bu şekilde bir video çekmek istedim. Zaten YouTube'a video atmaya başladığımdan beri de bana en çok herhalde burnum hakkında sorular geliyordu. Umarım merak edenlerin karşısına çıkar bu video. Ameliyat sürecimi anlatmaya başlamadan önce bence bu sürecin iyi geçmesini sağlayan, en azından iyi geçme ihtimalini artıran iki tane konu var. Onlardan birincisi bu ameliyatı gerçekten istiyor musunuz? Buna emin olmak. İkincisi de kesinlikle doktor seçiminiz. Ameliyat olmak istediğinize zaten emin değilseniz bence bu ameliyata olmamalısınız. Çünkü bu hem sürecinizi daha zorlaştıracaktır hem de ameliyattan sonra belki burnunuzu değiştirdiğiniz için pişman olma ihtimalinizi artıracaktır. İkincisi dediğim gibi doktor arayışı. Bu doktor arayışı kısmından zaten bahsedeceğim çünkü ben kendi doktorumu kendim araştırarak bulmuştum. Onu sürecin içerisinde anlatacağım. Bence gerçekten önemli bir konu. Eğer doktor arayışındaysanız ya da doktorunuzdan tam emin olamıyorsanız bence o kısmı kesinlikle dinleyin. Ama öncelikle tabii şimdi size nasıl karar verdiğimden bahsedeyim. 8. sınıftayken yani ortaokul sondayken burnumdan rahatsız olmaya başladım. Burnumu beğenmemeye başladım. Ben ameliyatımı üniversitenin ilk yılında oldum. Yani bütün lise hayatım boyunca aslında burnumdan rahatsız birisi olarak yaşadım. Biraz bende takıntı haline gelmişti. Aynaya baktığımda ilk baktığım yer burnum oluyordu. Fotoğraf çekilirken işte açılar bulmaya çalışıyordum güzel çıkacak. Bu şekilde hem beni mutsuz ediyordu hem de bence özgüveninizi etkileyen bir durum eğer burnunuzu beğenmiyorsanız. Önceki burnumu merak ediyor olabilirsiniz. Bulduğum fotoğrafları buralara koyacağım. Önceki burnum aslında yandan bakıldığında kemeri olan bir burun değildi. Düz bir burundu. Bence burnumdaki en büyük sıkıntı burun ucumdu. Çünkü burun ucum daha düşüktü ve düşük olduğu için burnumu daha uzun gösteriyordu. Bu da benim yüzümü çok daha sertleştiriyordu bence. Yani yüz ifadem şu ankinden daha sertti. Zaten fotoğraf koyarsam göreceksiniz. Ben gerçekten rahatsız oluyordum. Ya birazcık da bu aslında sizin içinizde olan bir şey. Yani burnunuz kemerli de olabilir ama kendinizle barışıksanız bence o şekilde yaşamak insanı mutsuz etmez ama beni mutsuz ediyordu. Zaten eğer gerçekten mutsuzsanız ve gerçekten istiyorsanız bu ameliyat olun bence. Dediğim gibi lise dönemim boyunca burnumu sevmeyerek yaşadım. En son üniversiteye geçtiğimde ilk yılında İngilizce hazırlık okudum ve İngilizce hazırlığı yarım dönemde bitirdim. İkinci dönem okulumu dondurdum ve o zaman dedim ki yani bence burun ameliyatı olmak için çok doğru bir zaman. Hem boşum, vaktim var. Üniversiteye de yeni bir şekilde başlamış olurum diye düşündüm. Ve ben ikinci dönem doktor arayışına başladım. Ameliyat olmak istediğimden emindim ama tabii ki ailemin de tepkisi çok önemliydi. Ailemin pek bir tepkisi olmadı. Yalnızca babam birazcık olmamam için direndi diyebilirim. Yani onu ikna etmem, onun bu duruma sıcak bakması birazcık daha zor oldu annem ve ablamlara göre. Onu da nasıl ikna ettiğine birazcık böyle küçük bahsetmek istiyorum. Umarım yanlış anlaşılmaz ama. Benim burnumda sağlık problemi de vardı aslında. Yani ben görünüşümden rahatsız olduğum için bu ameliyatı olmak istiyordum. Ama aslında sağlık problemim de vardı. Yani nefes konusunda da, nefes alma konusunda sıkıntılar yaşıyordum. Ve aynı sağlık problemi babamda da var. Yani ailemizde olan bir durum. O yüzden beni anladığı için babamı ikna etmekte birazcık sağlık problemimi kullanmış olabilirim. İkinci olarak eğer ailenize tepki gösteren birisi varsa bence kesinlikle doktorunuza gidip onu da görüştürün. Gezdiğim bütün doktorlarla annemle birlikte görüştüm. O yüzden babamın pek bir fikri yoktu aslında bu burun estetiği konusunda. Daha sonra ben doktoruma karar verdikten sonra babamla da görüştüm ve bence bu şekilde hem onun aklındaki soru işaretleri daha çok giderilmiş oldu hem de ameliyatımı destekledi. Gelelim bence bu süreçte en önemli olan şeye. Doktor seçiminiz. Eğer olacağınız doktor belliyse buraları geçebilirsiniz. Buraya bir dakika koyarım. Oraya atlayabilirsiniz. Ama doktor seçiminin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden eğer emin değilseniz doktorunuzdan bence burayı kesinlikle izleyin. Ben nasıl aslında karar verdiğimden, nasıl doktorumu seçtiğimden bahsedeceğim. Çünkü dediğim gibi benim aslında çevremde, yakın çevremde en azından burun estetiği olan birisi yoktu. O yüzden evet ben şu kişinin burun doktoruna olabilirim. Onun sonucunu beğendiğim dediğim birisi de yoktu. O yüzden kendi
doktorumu kendim bulmam gerekti. Bu süreçte tabii ki sosyal medyayı çok aktif kullandım. Yani evet, sosyal medyadan, özellikle Instagram'dan bütün doktorların sonuçlarına bakıyordum, fotoğraflarına bakıyordum. Instagram'da kendime bazı doktorlar buldum. İşte aralarından eledim ve bazılarıyla görüşmeye gittim. Kesinlikle eğer imkanınız varsa zaten doktorlarla gidip birebir görüşün canlı olarak. Çünkü görüştükten sonra da fikriniz çok değişebiliyor. Sosyal medyada her ne kadar sonuçlarını beğenseniz de o iletişimden dolayı bence benim vazgeçtiğim kişiler oldu açıkçası. Önce sosyal medyada sonuçlarını beğendiğim doktorları buldum, eledim ve hepsinden gün aldım. Sosyal medyadan nasıl seçtiğimden birazcık bahsedeyim. Eğer fark ettiyseniz çoğu doktor ameliyat masasında sonuçları paylaşıyor. Yani ameliyatın hemen sonra daha hasta uyanmadan yan profilden fotoğraflarını çekiyorlar ve paylaşıyorlar. Açıkçası ben o doktorlarla gidip görüşmedim bile. Çünkü şeyi biliyordum, yani araştırdığım kadarıyla ameliyattan sonra göründüğü gibi görünmeyebileceğini biliyordum. O yüzden onları direkt eledim ve benim görüştüğüm doktorların çoğu önden fotoğraf paylaşmıştı. Aylar sonraki, yıllar sonraki o burnun, aynı burnun sonuçlarını paylaşmıştı. Ona çok dikkat ettim. Siz de sadece yandan görünen fotoğraflara bakarak bence insanlarla, doktorlarla görüşmeye gitmeyin. Kesinlikle önden de paylaşılmış fotoğraflar varsa onlarla gidin. Çünkü evet, yandan, yan profilden çok güzel görünebilir o burun ama önden görünmeyebilir. Neyse, ben 5 tane doktor seçtim. Instagram'da, sosyal medyada gördüğüm fotoğraflara göre 5 tane doktor seçtim ve hepsiyle görüşmek için tarih aldım. Doktorlarla görüşürken de tabii ki dikkat ettiğim bazı noktalar vardı. Örneğin bir doktordan bahsedeceğim. Hatta ilk gidip görüştüğüm doktor. Bu doktor internette bakıldığında çok fazla talep gören bir doktor gibiydi. Yani belki gerçekten de çok fazla talep görüyordu ve ben araştırmamı yaparken sürekli gerçekten ismi karşıma çıkıyordu. Fiyatı da birazcık diğerlerinden fazlaydı. Ben de onunla gidip görüşmek istedim. Gidip görüştüğüm gün direkt aslında onu eledim. Yani annemle birlikte görüşüyorduk ve ikimizin de içine sinmedi. Sebebi şuydu. Kimi doktor size bir saatini ayırırken kimisi sadece 10 dakikasını ayırıyor ve ben bu doktorla görüşmeye gittiğimde bana en fazla 10 dakikasını ayırmıştı. Ya bana hiçbir şekilde güven vermemişti ve sorularıma tam yanıt alamıyordum. Şu anda çoğu doktor gittiğinizde size bir tasarım yapıyor. Yani ameliyattan sonra burnunuzun nasıl görüneceğini 3D bir şekilde bütün açılardan görebiliyorsunuz. Aslında doktorun yaptığı tasarımı da çok beğenmiştim ama dediğim gibi hem bana güven vermediği için hem de sorularımı bence yanıtlamadığı için onu direkt eledim o gün. Hepsinin yaklaşımı, bütün doktorların yaklaşımı farklı oluyor. Benim örneğin şu an ameliyat olduğum doktorum bana neredeyse bir saatini ayırmıştı. Benim ve annemin bütün sorularına yanıt vermişti ve en önemlisi bana güven vermişti. O da yine tasarım yapmıştı. Tasarımını çok beğenmiştim zaten. Derken bana güven verdiği için ve benim gerçekten sorularıma yanıt verdiği için ben o doktoru seçtim. Yani şunu demek istiyorum. Gerçekten size güven veren birine ameliyat olun. Birisi o kişiye ameliyat olmuş diye de gidip o doktora bence ameliyat olmayın gidip birkaç kişiyle en azından görüşün. Tabii ki bu sayıyı abartın demiyorum. Örneğin ben 5 kişiyle görüştüm. Elemem çok zor olmadı ama eğer 10 kişiyle görüşseydim büyük ihtimal kafam karışabilirdi. O yüzden çok fazla kişiyle de görüşmenizi önermiyorum. Doktorum ameliyattan önce bir maske yapmıştı. Yani bütün hastalarına, yanlış hatırlamıyorsam, yapıyor. Böyle bir maske yaptı. Bu örneğin ameliyattan sonra yüzümün nasıl görüneceğini gösteren somut bir maske. Bunu size veriyor ve aslında birazcık daha rahatlamanız için ve az çok nasıl görüneceğini kafanızda oturtmanız için böyle bir maske yapıyor. Bence bu çok güzel bir yöntem. Yani beni çok etkilemişti bu yöntem. Tabii ki şu anda bakıldığına birebir aynı değil burnum. Yani gerçekten aynı değil ama bana yaklaşık nasıl görünebileceğini bu yüzümün göstermiş oldu. Böyle bu maskeyi de göstermek istedim. Bu maskeyi bu arada hemen karar verdiğiniz gibi, gününüzü aldığınız gibi yapmıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ameliyattan bir gün önce bana bu maskeyi vermişlerdi. Onu da ana olarak şu anda saklıyorum. Doktoruma karar verdim. Ameliyat günümü aldım. Ameliyat gününden bir gün önce hastaneye gidiyorsunuz. Kan tahlilleri yapılıyor, tahliller yapılıyor. Ameliyat olmanızda herhangi bir sakınca var mı ona bakılıyor. O gün yine tekrardan bir kısa süre doktorumla görüşmüştüm. Ertesi günde çok erken bir saatte ameliyatım vardı. Ameliyat günü uyandım, işte erkenden hastaneye gidiyoruz. Yolda hatırlıyorum benim hiçbir korkum yoktu. Yani süreci iyi geçirmemdeki bence en büyük etkenlerden birisi de korkmamamdı. Gerçekten ameliyat fikrine kendimi çok alıştırmıştım. Yüzümün değişeceği fikrine kendimi çok alıştırmıştım. Ve bu süreç nasıl geçerse geçsin iyi olacağını düşünüyordum hep. En azından kendime buna inandırmıştım. Çünkü ameliyat oluyorsunuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar mükemmel bir süreç geçirseniz de tabii ki zorluklar yaşıyorsunuz. Çünkü ameliyat yani kolay bir şey değil bakıldığında. Her neyse, işte yoldayken
zaten korkmuyordum ama heyecanlıydım. Bayağı bir heyecanlıydım. İşte hastaneye gittik. Ondan sonrası zaten çok hızlı gerçekleşti. İşte gittim, odama girdim, üstümü değiştirdim derken hemşire damar yolumu açmaya geldi. Benim bu süreçte tek korktuğum bir şey vardı. Yani yalan söylemeyeceğim, korktuğum bir şey vardı. O da damar yolu açılmasıydı. Canımın yanmasından çok korkuyordum ama ben kan aldırmaktan da korkan birisiyim. Yani bunu da söylemek istiyorum. Böyle bir şeyden korkmayabilirsiniz çünkü siz. Damar yolu açılmasından korktum. Birazcık aslında orada canım yandı. Ameliyat konusunda şuna emin olabilirsiniz. Canınızı yakan tek şey damar yolu açılması oluyor. Yani benim için en azından öyleydi. Damar yolunu açtılar derken, beni ameliyathaneye götürürlerken orada sizinle biraz konuşuyorlar ve uyuyakalıyorsunuz. Ne konuşulduğu detayına girmeyeceğim. Zaten hatırlamıyorum. Ameliyattan uyanmam da şu şekilde oldu. Çok net hatırlıyorum burayı. Uyuyorum ve birisi kafamda ismimi bağırıyor. Şöyle bir durum var ki benim iki tane adım var. İlk ismim aslında Deniz. Yani ismim Deniz Dila. Ve hemşireler kafamda Deniz Deniz diye bana sesleniyorlar. Ben uyurken bana birinin Deniz Deniz diye seslendiğini duyuyordum. Ama şöyle bir durum var. Ben Deniz ismini üstünde çok alınan birisi değilim. Yani şu anda şurada yürüsem ve arkamdan Deniz diye koysanız büyük ihtimal dönüp bakmam. Daha çok Dila'yı kullandığım için artık insanlar bana Dila dediklerinde dönüp bakıyorum. O yüzden böyle hiç üstüme alınmayıp uyumaya devam ediyordum. Sonra sanırım bir hemşire zekilik yaptı ve Dila diye seslendi. Biri bana Dila diye seslenince tabii ki uyandım. Siz uyandıktan sonra sizi odanıza götürüyorlar. Ailem zaten orada bekliyordu. Annemler, ablam ve babam benim de gelmişlerdi. Ailem orada beni bekliyordu. Gittim. İlk saatler uyudum. Anestezinin etkisiyle belki saçmalayabilirsiniz. Benim öyle bir sürecim olmadı. Tamamen uyudum. Uykum vardı. Kendime geldikten sonra tabii ki ilk yaptığım şey kamerayı alıp kendime bakmak oldu. Nasıl görünebileceğimi kafamda oturtmuştum. O yüzden hiç görüntümden korkmadım. Bunu söyleyeyim. Yorgun görünüyorsunuz. Yani her ne kadar şişmemiş olsanız bile yorgun ve bitkin görünüyorsunuz biraz. Ben de şişmemiştim ilk gün. Yani ameliyat günü şişmemiştim ve baktığımda burnumda atel var. Yorgun görünüyorum. O şekilde bütün açılardan bakıp o günü geçirmeye başladım. Hastanedeyken hemşire her 1 ya da 2 saatte bir gelip size yüzünüze buz koyuyor şişmemeniz için ve dik yatmanız gerekiyor. Ameliyattan sonra zaten belli bir süre, birkaç hafta dik bir şekilde birkaç yastıkla uyumanız gerekiyor. Yani bildiğiniz oturur gibi uyuyorsunuz. Uyumanız lazım en azından. Bir gece hastanede kaldım. Ertesi sabah da doktorum görmeye geldi. İlk gün ne kadar şişmemiş olsam da ikinci güne şiş bir şekilde uyandım. Ama şu şişlikten bahsetmiyorum. Yani mosmor değildim. Zaten hiçbir yerim morarmadı. Ama birazcık şiştim. Tabii ki böyle patates falan değildim ama şişmiştim yani. Doktorum geldi, hatta bana şey dediğini hatırlıyorum. Benimle birlikte aynı gün başka bir kızı daha ameliyat etmişti. İşte ikiniz de şişmişsiniz. Normalde benim hastalarım hiç bu kadar şişmez falan demişti. Ama o şişlik o kadar azdı ki benim için. Çünkü kendimi herhalde en kötüsünü hazırlamıştım ve çok az şişmiştim aslında. O yüzden böyle şaşırmıştım. Nasıl yani, çok mu şişmişim falan olmuştum. Sonra o gün işte taburcu ediyor. Size neler kullanmanız gerektiğini söylüyor ve taburcu ediyor sizi. Ağrı kesici verdiğini hatırlıyorum. Parol vermişti sanırım. Aynı şekilde bir deniz suyu ve de burnumun içini nemlendirmem için bir tane jel vermişti. Ve bu şekilde eve gittim. Eve döndükten sonra bence ilk 3 gün çok zor geçiyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani her ne kadar sürecimin iyi geçtiğini düşünsem de o 3 gün gerçekten zorlandım. Zorlanma sebebim de şuydu. Burnunuzun içinde tampon oluyor. Silikon tampon koymuşlardı benimkine. Onu da sanırım nefes alma ihtimaliniz var. Ama benimki tıkanmıştı. O yüzden nefes alamıyordum. Ağzımdan almak zorundaydım. Bu da uyurken ya da yemek yerken beni birazcık rahatsız ediyordu. Hatta uyuyamıyordum ilk 3 gün. Ve uyuyamamamdaki bir sebep de dik bir şekilde uyumak zorunda olmanız. Ben normalde ya sağa ya sola dönerek uyurum. Hiç öyle dik uyumaya çalışmamıştım ama her türlü uyuyabilirim diyorsanız sizin için sıkıntı olmayacaktır. Eve geldikten 3 gün sonra doktorumun yanına gittim. İşte tamponlarımı çıkarttı. O sırada sadece tamponları çıkarıyor. Atelinizi çıkarmıyor. Tamponlarımı çıkarttı ve o tamponlar çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde iyileştim. Bence sizin için de öyle olur zaten. O tamponlar çıkana kadar her şey zor ama tamponlar çıktıktan sonra çok hızlı bir şekilde eski halinize dönüyorsunuz. Tamponlar çıktıktan sonraki o günkü görüntümü koyacağım. Birazcık suratım şiş ve yüzümün burasında bir sarılık var. Sanırım orası bantın altında kaldığı için fark etmedim. Belki orası biraz morarmıştı ama genel olarak suratım çok morarmadı benim. Hatta hiç morarmadı. Tamponlar çıktıktan bir hafta sonra çok rahat bir şekilde, hatta bir hafta bile değil belki, çok rahat bir şekilde dolanmaya başladım, gezmeye başladım. Yani burnumda hala atel duruyordu. Atelim daha çıkmamıştı ama ben gezmeye başlamıştım. Kendime gelmiştim. Hatta o şekilde o dönem okula gidiyor olsaydım okula bile gidebilirdim. Yani gayet iyiydim. Sanırım 1,5 hafta sonra zaten
burnunuzdaki ateli çıkarıyorlar. Gittim. İşte o gün burnunuzu ilk gördüğünüz gün çok heyecanlı oluyor gerçekten. Gittim çıkardık. Maalesef o şekilde durmuyor bu arada. Ateli çıkardıktan sonra bant da koyuyorlar. Belli bir sürede. Bir de bantla yaşamanız lazım. Ama burnunuzun az çok nasıl göründüğünü anlıyorsunuz. Zaten ateli çıkardıktan sonra size burnunuzu da gösteriyorlar. Açıkçası benim gezdiğim doktorlardan birisi bana şey demişti. İlk bir ay işte patates olacaksın, burnun çok şiş olacak, buna hazırlıklı ol falan. Yani kendimi gerçekten patates olmaya hazırlamıştım. Gittim, burnumdaki ateli çıkardı ve kendime baktım. Hiç de patates değildim. Yani bunu söylemek istiyorum. Evet, şişti burnum. Ama bence gayet güzel görünüyordu. Sonra yüzüme bant koydu. Burnuma bant koydu ve eve gittim. Bantı kendim çıkarmıştım. Sanırım 5 gün sonra falan duşta kendim çıkarmıştım. Zaten o bantı çıkardıktan sonra kamerayı elimden uzun bir süre düşüremedim. Her açıdan kendimi çekiyordum. Sürekli kendime bakmak istiyordum. Zaten çıkardığım gün direkt dışarı çıkıp fotoğraf çekilmiştim. Bantı kendim çıkarttım. Daha sonra da 21. günde, yani ameliyatımın 21. gününde doktorla görüşmeye gittim. Muayene olmaya gittim. Görüşmeye gittiğimde orada bir kadın ve kızı bekliyorlardı. Ve kadının bana şey dediğini hatırlıyorum. Kaç yıl oldu ameliyatın? Hani ameliyatı olalı kaç yıl oldu diye sordu bana. Ve ben o an çok şaşırmıştım ve çok sevinmiştim. Çünkü aslında sadece 21 gün olmuştu. Zaten ben bunu söylediğimde o da kendisi de çok şaşırmıştı. Yani burada demeye çalıştığım şey aslında çok da şişmedim ben. Ama bunun sebebi tabii ki hem doktorum hem de bence benim deri yapım. Derim ince orta bir deriydi, yani çok fazla şişen bir deri değil. Eğer kalın deriliyseniz burnunuzun oturması belli bir süre alabiliyor, 6 ay kadar. İşte o gün gittim, herhangi bir sıkıntı yoktu derken yeni hayatıma başladım. Daha sonra sanırım 6. ay ve 1. yılımda gittim görüşmeye. Şişmedim, şişmedim diyorum ama tabii ki şiştim. Mesela şu anda baktığımda eski fotoğraflarımı, suratımın daha toplu olduğunu görüyorum. Burnum daha tombul. Daha sonrasında ameliyattan çıktığınızda üst dudağınız birazcık yukarıya kalkıyor. Yani öyle kalacağını düşünmeyin. Onu, o kesinlikle iniyor. Mesela annem birazcık korkmuş benim gülümsemem değişir diye. Ama o da geçiyor. Yüzünüzdeki şişlikler yavaş yavaş geçiyor. Birinci yılda tamamen geçmiş kadar oluyor. İlk videolarıma inerseniz orada aslında burnum daha çok yeni. 6. ayımdı sanırım video paylaşmaya başlamıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Oralarda burnumun nasıl göründüğünü daha net canlı olarak da görebilirsiniz. Şiş bile olsa çok belli olmayan bir şişliği vardı. Şu anda 2,5 yıl oldu. Temmuz ayında 3 yıl olacak burnumu yaptıralı. Ve gerçekten çok memnunum ve çok mutluyum. Eğer gerçekten sadece burnunuz değil bu, herhangi bir yerinizden rahatsız oluyorsanız ve o sizin gerçekten özgüveninizi bile etkilemeye başlıyorsa kesinlikle orayı değiştirmekten, estetik olmaktan korkmamalısınız bence. Özellikle arkadaşlarım mesela benim ameliyat olmamı istememişlerdi. Hatta ameliyattan birkaç gün önce onlarla birlikte kahvaltıya gitmiştim ve beni ikna etmeye çalışıyorlardı ameliyat olmamaya. Ama şu anda baktığımda hepsi bana gelip iyi ki olmuşsun Dila diyorlar. Çünkü gerçekten ya suratınız tamamen çok fazla değişiyor mu? O konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama surat ifadeniz önceden daha sert oluyor. Şu an bence daha sempatik, daha yumuşak bir surat ifadem var. Gelelim kime ve ne kadar olduğuma. Kim olduğumdan pek bahsetmek istemiyorum. Daha doğrusu söylemek istemiyorum videoda. Ama eğer merak ettiyseniz, burnumu beğendiyseniz bana sorabilirsiniz. Instagram adresimi buraya yazarım ya da açıklamalar kısmında zaten linki var. Oradan mesaj atabilirsiniz. Fiyattan bahsetmek istiyorum. Ama şunu unutmayın ki ben 3 yıl önce bu ameliyatı oldum. O yüzden o zamanki ameliyat fiyatı şu anda olmayabilir. Ben 13.000 TL'ye ameliyat olmuştum. Belli bir kısmını zaten bu maskeye de vermiştim diye hatırlıyorum. 13.000'e olmuştum ama dediğim gibi 3 yıl önce oldum. O yüzden güncel fiyatlar nasıl bilmiyorum. Eğer videoda bahsetmediğim ve merak ettiğiniz başka sorular varsa onları da aşağıya sorabilirsiniz veya bana özelden ulaşmak isterseniz Instagram'ımdan ulaşabilirsiniz. Benim ameliyat sürecim bu şekildeydi. Umarım sizin de ameliyat olmak istiyorsanız süreciniz aynı şekilde güzel geçer. Hatta çok daha güzel geçer. Ve gerçekten istediğiniz şekilde burnunuz olur. Ben çok mutluyum. Dediğim gibi umarım siz de çok mutlu olursunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.